Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bazı arkadaşlardan şu tarz sorular aldım. Araç için kaç kilometre gittiğine dair, bir şarjla kaç kilometre yapıyorum ve şarj süresi ne kadardır gibi soruları yorumlamak için tekrardan böyle bir video çekme isteği duydum. Şimdi aracımızı önceki videomda bahsetmiş olduğum gibi çok yeni, yani kullandıkça tecrübe sahibi oluyoruz ve bunları da sizlerle zaman zaman paylaşmak istiyorum. Tamamen iyi niyetimle, yani cihazı övmeden diyeyim daha doğrusu, yani tamamen kullanıcı bilgilerimi size sunmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, aracımız normal kullanma kitabında, kullanma kitapçığında 40 kilometreye kadar menzil olduğu söyleniyor tek şarjla. Fakat bu tabii ki sizin kullanımınıza bağlı. Yani bulunmuş olduğunuz konumda, gitmiş olduğunuz yolda tepe, tepecik, rampa, yokuş vesaire gibi durumlarda bu 40 kilometre olan menzil tabii ki düşecek ve düşüyor da. Bunu gördüm çünkü. Örnek vereyim. Benim bulunduğum konumda iki tane yokuş var. Bu aracı almamın tek sebebi de bu yokuşlardan dolayı. Daha önce bisiklet aldım. Kullanmak istedim. Bisiklet sürmeyi seviyorum. Fakat tamamen bu yokuşlarda zorlandığım için almış olduğum bisikletleri tekrardan satmak zorunda kaldım. Kullanamadım yani. O yüzden böyle bir aracı alma gereği duydum. Şimdi aracımızı ilk şarjında, yani bana gelen fabrikasyon içerisinde bulunan şarjla 25 kilometre falan kadar sürdüm. Şarjı bitirdim tamamen ve daha sonrasında bunu şarj ettik. 6-7 saat kadar bir bekleme süresiyle şarj ettik. Tekrardan kullanmaya başladım. Şu anda 20 kilometre yaptım ve hala şarjı var. İyi durumda. Dediğim gibi cep telefonlarında olduğu gibi, örneğin cep telefonu kullanıcılar için söylüyorum. Bir cep telefonu alıyoruz. Tamamen kullanımıza bağlı. İşte telefon görüşmesi, sosyal medya vesaire derken normalde 1,5 gün gidebilecek bir telefon şarjı bize bazen 6 saat gidiyor, bazen 8 saat, bazen 1 gün bile gitmiyor yani. Bunlarda da aynı şekilde tamamen kullanıma bağlı. Yani şöyle söyleyeyim, bazı arkadaşlar mesela bunu nasıl gittiğine dair sorular sormuşlardı. Bisikletimizde kas kolu yok. Yani elciklerde kas kolu yok. Bunu sonradan takıyorlar, taktırıyorlar ve bazı ürünlerde bu üzerinde geliyor. Biz bu ürünü BİM'den aldığımız için üzerinde çıkmadı ama sonrasında takılıyor. Biz bu bisikletimizi tamamen daha önceki videomda bahsettiğim gibi pedal çevirerek, pedal çevirdiğimiz zaman arka kısımda bulunan motor devreye giriyor ve hareket ettiriyor. Yani bisikletimize ilk bindiğimiz andan itibaren 2-3 pedal çevirdikten sonra motor devreye giriyor. Ve sizi 15-20 pedal ileriye itiyor. Daha sonrasında motor devreyi kesiyor ve tekrar sizden pedal çevirmenizi istiyor. Bu şekilde pedal çevirdikçe siz ilerlemiş oluyorsunuz. Pedal çevirmediğiniz sürece aracınız gitmiyor. Şöyle söyleyeyim, eğer bu aracı alacak olursanız, pedal çevirmeyi sevmeyen arkadaşlar veya ben tamamen elektrikli motor gibi sürüyüm gibi düşünüyorsanız sizin için biraz zor gelebilir. Onu bahsedeyim tamamen. Ama dediğim gibi bunu ayrıyetten el kazı, elcik moduna yerleştirerek normal elektrikli motor gibi kullanabilirsiniz. Fakat bunu bu şekilde kullandığınız sürece de 40 kilometre kesinlikle gitmeyecektir. Yani gideceğiniz menzil en fazla 20-25 kilometre gibi olacak. Tamamen motora binecektir güç
ve şarjının daha kısa sürede bitmesine sebep olacaktır. Ben bu aracı kullanırken bisiklet sürmeyi sevdiğim için örnek veriyorum, düz yolda genelde ekrandan sıfır konumuna getirerek sürüş modunu, yani motoru devreden kesiyorum, sıfır konumuna getirerek tamamen bisiklet tarzında sürüyorum ve hafif yokuş rampa geldiğinde bu konumu devreye sokarak bir iki pedal yaptığımızda zaten motor devreye girmiş oluyor ve beni sürüşümü daha da rahat ve kolay şekle getirmiş oluyor. Yani az önceki bahsettiğim gibi bu ürünü alacak arkadaşlar veya almayı düşünen arkadaşlar şu şekilde söyleyin. El gazı yok. Yani BİM'den aldığımız için bu üründe el gazı yok. Ayrıyetten takılabiliyor. Artı bir masraf. Fiyatını bilmiyorum. El gazı olmadığı için pedal çevirmeniz gerekiyor ve zorunlu. Pedal çevirmediğiniz sürece bisikletiniz ilerlemeyecek. Pedal çevirmeyi sevmeyen arkadaşlar, tamamen ben bunu akülü motor gibi kullanayım diye düşünüyor iseniz sizin için biraz zor olacak. Kullanım olarak söylüyorum. Zor gelecek size. Kullanamayacaksınız ve çabuk sıkılabilirsiniz. Tamamen pedal çevirmeden el gazı taktıralım, o şekilde kullanalım diyor iseniz bunda da dediğim gibi 40 kilometre kadar bir menzil düşünmeyin, sizi götürmeyecek. Çünkü fabrikanın vermiş olduğu 40 kilometre menzil tamamen düz yolda. Yani düz yolda 40 kilometreye kadar sizi götürebilir diyor. Yani demiş olduğum gibi bulunduğunuz konumda rampa, yokuş vesaire varsa sizi 40 kilometre götürmeyecek. Bu menzil 25-30 kilometrelere kadar düşecektir. Bu yüzden eğer böyle bir ürünü almayı düşünüyor iseniz bu konuda bilginiz olsun. Daha sonrasında dediğim gibi ürünü kullandıkça tecrübe sahibi oluyorum. Ben de yeni aldım. O yüzden yani kalite olarak ürün nasıldır tam bilmiyorum. Profil kalitesi daha önceki arkadaşlar da mesela biraz zayıf olduğunu falan söylemişlerdi. Ben o kadar bir zayıf olduğunu düşünmüyorum. Kilom 85, kapasitesi 120 kilo taşıyor bisikletimiz. Yani iki kişi, örnek veriyorum, iki kişi bindiğimiz zaman bu araç bizi taşımayacak zaten. Zorlamış oluruz. O yüzden 120 kilonun üzerindeki arkadaşlar var ise bilgisi olsun onların da. Fren sistemlerinde ön ve arka balatalarda sesler geliyordu mesela. Bu yeni olduğundan dolayı söylüyorlar. Balataların yeni olduğundan dolayı bu sesi yaptığını söylediler bana. Şu an kesilmeye başladı. Yani ön ve arkadan artık ses gelmiyor. Galiba frenleri kullandıktan sonra o ses kesildiğini düşünüyorum. Bu videomda bu kadar. Tekrardan sormak istediğiniz sorular olursa veya ben de aynı şekilde ürünü kullandıkça, tecrübe edindikçe sizlerle de tekrar paylaşmayı düşünüyorum. Şimdilik hoşça kalın diyorum. İyi günler diliyorum herkese.